Selamlar, ben Emre Hakan. Valorant'taki her ranka özel efsane Radiant taktikleriyle karşınızdayım. Demir bronz rankından tutun, Radiant'a kadar sizlere özel ve efektif taktikler vereceğim. Bu video diğer videolarıma göre biraz daha uzun olabilir. Ancak atlamadan izlerseniz rankınızın 2 veya 3 katına çıkacağını kendiniz gözlerinizle göreceksiniz. Ancak video geçmeden önce 40.000 aboneye çok az kaldı. Abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Ayrıca ne kadar çok like gelirse algoritma o kadar tetikleniyor ve videomuzu daha fazla kişiye öneriyor. Bu videonun daha fazla kişinin önüne çıkması için lütfen like atarsanız çok çok sevinirim. Neyse çok fazla uzatmadan gelin isterseniz demir ve bronz rankında oynayan arkadaşlarımıza başlayalım. Yalnız şunu unutmayın, bu rank düşük kardeşim, ben buradaki şeylere bakmak zorunda değilim demeyin. Çünkü bunlar toplandığı zaman, yani düşük bir rankta yapmadığınız şeyden dolayı belki de yüksek ranklarda o yüzden çıkamıyorsunuz. O yüzden bu videoyu bir birlik içinde bakın ve bütün ranklardaki taktiklere elinizden geldiğince bakmaya çalışın diyorum ve videomuza hemen geçiyorum. Demir ve bronz rankındaki arkadaşlarımız öncelikle oyundaki basit mekaniklerini anlamaya çalışsın. Double ASD, mount tutma ve benzeri, bunlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Özellikle crosshair'i adamı kafasına getirmeden sıkmaya başlamayın. Ya birçok arkadaşımız yeni oyuna başladığı zaman heyecanla etrafa sıkmaya başlıyor. Ancak bunu yapmayı vazgeçin. Sprey nasıl atılır? Hafiften öğrenmeyi çalışın. Sprey gerçekten çok önemli. Sprey atamıyorsanız eğer tek tek ateş edin ki rakiplerinizi vurabilirsiniz. Yoksa zaten herhangi bir şekilde adam vuramayacaksınız. Çünkü geri tepme var silahlarda, biliyorsunuz ki. Bu ranktan kolay bir şekilde çıkabilirsiniz. Ancak ileri ranklarda ihtiyacınız olacak birkaç özellik daha vereyim. Crosshair placement'ınızı geliştirin. Rakiplerin nereden çıkacağını öğrenmeye çalışın. Bol bol deathmatch atın. Deathmatch attıkça haritaları öğrenin. Oyun ayarlarınızı yapın. Ve benzeri bir sürü size taktik verebilirim. Ancak her şeyden çok şu önemli. Başka aim programlarını asla ve kata kullanmayın. Gitmeyin. Çünkü siz şu anda Valorant'ın dinamiklerine alışmaya çalışıyorsunuz. Herhangi bir aim programının değil. Oyuna alıştıktan sonra tabii ki de oralara gidebilirsiniz. Ben ona bir şey demiyorum. Ancak önce Valorant'ın mekaniklerini anlamaya çalışın. Botlara karşı kafasında cross'u tutup karakterinizi sağ sol yaparak crosshair'i kafasında tutmaya çalışın botların. Bu sayede tutarlılığınız gelişecek ve eğiminiz gelişecek arkadaşlar. Demir ve bronz rankındaki arkadaşlarımız için temel olarak anlatacaklarım bu kadardı. Gene isterseniz gümüş ve altın oyuncularına yakından bakalım. Öncelikle bu ranka çıktıysanız birazcık olsun eğiminiz gelişmiştir arkadaşlar. Ancak asla ve kata eğim geliştirmeyi bırakmayın. Çünkü gümüş ve altın rankından da emin olun sadece eğimle de çıkabiliyorsunuz. Ancak size vereceğim 3 altın değerindeki taktiği uygulamadan geçmeyin. 1. Açı avantajı. Açı avantajını öğrendiğiniz zaman bu ranktan hemen çıkabileceksiniz. Mesela bir açıdan siz adamı görmüyorken o açıdan adam sizi görüyor olabilir. O yüzden açı avantajını dikkatli bir şekilde öğrenin ve bunu rekabetçi maçlarınızda uygulamaya çalışın. Bir diğer olarak pik atma ve pik atanın avantajını öğreneceğiz arkadaşlar. Pik atmak gerçekten çok önemli. Flash atıp pik attığınız zaman zaten gümüş ve altındaki oyuncular o kadar yeterli olmadığı için hemen kör olacaklar. Aim koyup bekleyecekler. Siz de hem skill kullanarak hem de pik atarak bunun vereceği avantajla 1-0, 2-0 başlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunları yaparsanız zaten bu ranktan da kolay bir şekilde çıkacaksınız arkadaşlar. Gelelim baba yere, plat ve diamond'daki olan arkadaşlarımız için. Buradaki arkadaşlara ben biraz ağır konuşacağım. Çünkü aim var, beyin yok bir kısımda. Bir kısımda ise beyin var, eğim yok. Abi bu şekilde ilerlemez bu iş. Mesela bir kesim Brimstone alıyor, lineup öğreniyor, lineupla maç kazanmaya çalışıyor. Ancak eğim yok. Bir tarafta ise sadece eğim var. Adam Rain oynuyor ama dümdüz koşuyor abi. Böyle olmaz arkadaşlar. Bunun eğer ikisini başarabilirseniz zaten sizin herhangi bir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Bu geçilmesi en zor eşik diyebiliriz. Ancak çalışmanız gerekiyor. Lineup öğrenmeniz gerekiyor. Bütün karakterlerle oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Eğiminizi geliştirmeniz gerekiyor ve özellikle haritaları gerçekten öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Taktik geliştirmeniz gerekiyor. Yani birçok olayı plat ve diamond'daki arkadaşlar için söyleyebilirim. Eğer bunları yapmazsanız bu ranktan kolay bir şekilde çıkamazsınız. Evet, gelelim immo ve yücelikteki arkadaşlar için. Ben buradaki arkadaşlar için pek de bir şey söylemek istemiyorum. Arkadaşlarımız zaten kendini yeterince geliştirmiş olacağı için. Burada sadece iletişimi iyi kurun. Toksiklik yapmayın. Takım yapabiliyorsanız takım yapın. 5 kişi olun ve taktik geliştirin arkadaşlar. Ayrıca birçoğunuza görüyorum. Rank kasmaya çalışıyorsunuz. Yücelik olacak, yani yücelikten immo'ya kasacağım diyorsunuz. Bunu yapmayın. Rahat olun ve keyfinize bakın arkadaşlar. Gelelim Radiant'taki arkadaşlarımız için. Oğlum daha ne istiyorlar? Daha ne istiyorsun kardeşim? Lan burada takılmaya bak. Buradan düşme. Gerisi önemli değil. Evet, videomuz buraya kadardı. Eğer videoda size yardımcı olan bir taktik gördüyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Ayrıca YouTube'a yeni bir özellik gelmiş. Hype diye yorumlar kısmından mobildeki arkadaşlar için sağ çevirdiğiniz zaman hype'a basarsanız videomuz daha çok önerilecektir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Tamam.
olmuş gibi bir...